Hazır mıyız gençler? Yo. Hayır alamet değil, hadi bakayım. Diyemem Medya YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Gökhan Burer. Sağ tarafımda size göre sol tarafımızda Abdülkadir Karaboğa var. Hemen onun karşısında benim sol tarafımda sizin sağ tarafınızda Ali Kaya var. Sadece merhaba bakayım. Ali. Merhaba. Gökhan'a değil, kameraya diyeceğim. Aynen sen. Yanlış kamera. O kamera değil. Neyse ben de şuna bakarım. O değil, şu. Geniş de güzel ya. Evet, geniş de görüyor. Merhaba. Geniş de güzel. Güzel tamam, yani. Merhaba. Şu an açı ha, hoşuma gitti. Ha tamam. Görüyor anlamında dedin zaten. Yok görmüyor, görmüyor. Oğlum Gökhan bugün mikrofonla tanışmış pazarcılar gibisin oğlum. Evet. Hamsi 5 milyon, hamsi 5 milyon, hamsi 5 milyon. Ali'nin pazarcı taklidi bittiyse başlıyoruz. Tamamımızı 1 milyon, tamamımızı 1 milyon. Ram, ra ra ram, bol ram, bol ram, ram. Normal bir yerde değiliz. Neredeyiz? Arkadaşlar bildiğiniz ofisteyiz. Yok, Türkiye'deyiz, Türkiye'deyiz. Türkiye hiç normal değil. Ekşi Sözlüğe bir girdim. Normalde Ekşi Sözlük'te 3-5 tane başlık okuyanlar kafayı yiyormuş. Ben de yedim bak balıkçı oldum geldim ya. Yani. Balıklara beyinsiz dedi Ali. Balıklar beyinsiz. Sen bir balık olarak ne düşünüyorsun? Düşünemiyorum işte, beyin yok. Vay be. Ekşi Sözlük'ten ayarladığım 3-5 tane başlıktan biriyle yalnız başlayalım. Ali'yi niye 80'ler modasında çekiyoruz biz şu an? Ben çok havalıyım bence. Ya gözüm bozuk. 80'lerde yarısı yok senin vücudun. Yarın yok falan. Yarısı yeter. Ali, Fred hakkında ne düşünüyorsun? O kimdi? Bugün gündüz futboldan konuştuğumuz için futboldan gireyim istedim. Kırmızı kart hakkında benim ne düşünüyorsun? Benim aklıma Freud geldi. Benim aklıma Fred Çakmaktaş geldi. Sana Freud'la geleceğim, bekle. Bana Freud'la geleceksin. Tamam. Bana Freud Çakmaktaş geldi Fred deyince. Serdar Dursun'un videosunu gördün mü? Elemanlar oynuyor oynuyor. Tam gol olacak pozisyonu ayağıyla dokunuyor. Offside'e çeviriyor adam. Bu videonun ana sponsoru Ekşi Sözlüğe buradan teşekkür etmek ne istiyoruz. Ne demek ana sponsor Ekşi Sözlük oğlum, bırak Siyonist onlar. Çupamızı verin. Ekşi Sözlük'ten girersen ortam böyle olur işte. Ha. Sanki kayıt boşuna akıyormuş gibi bir his geldi. İşte konu vermezsen öyle olur yani. Türkiye'de yaşamayla Orta Doğu'da yaşamayı karşılaştıralım. Benim tartışmak için ortaya sunduğum mevzu Orta Doğu'nun en iyi halini baz al, Türkiye'nin de normal halini baz al. Ben o zaman Suriye'ye okeyim ya. Eski halini okeyim yani bu 2000. Eski haline derken oğlum hala aynı halde. Yok, yarısında en iyi halini oldu. Baz al diyorum. Eski... Geçmişteki en iyi hali değil. Ha, şu anki en şu anki potansiyel olarak en iyi hali. Olabilecek hali mi en iyi hali mi? Potansiyel olarak en iyi hali. Siz de aynı şeyi biliyorsunuz ama. Anlıyormuş gibi yapıyor. Oğlum şu an ben orada... Mesela kim vardı orada, oranın başkanı neydi la? Orada Esad olsan yaşanır yani. Orta Türkiye Doğu'da ile, yaşamak dedi, Esad olmak demedi Türkiye ki. Türkiye ile Orta Doğu'yu kıyaslayalım dedim. Oğlum ben Orta Doğu'da yaşamak da demedim. Ya işte şöyle bir şey var, Orta Doğu deyince benim aklıma Arabistan geliyor. Suriye'yi bırak yani. Değil mi? Arabistan Orta Doğu değil lan. Neresi oğlum? Uzak Doğu mu? Bu video oğlum, coğrafya bilgisi içermemektedir. Arap ülkeleri diyorum, güncelliyorum hadi. Coğrafyayı es geçtik. Arabistan'da, Arap ülkeleri Dubai'de falan yani. Ha, Arabistan falan var mı içinde? Var, o Orta Doğu diyor. Adam Orta Doğu deyince sadece Suriye'den ibaret sanıyor. Savaşlardan dolayı al işte. Oğlum Arabistan Orta Doğu'da değil lan. Nerede kanka? Hindistan'la yan yana değil mi Arabistan? Yok. Hindistan daha uzak doğu. Arada daha Kazakistan var, Türkmenistan var. Neyse bak, coğrafya bilgisini es geç. Arap ülkelerinden bahsediyoruz. Arabistan'da yaşanır ya bence. Yaşanır Arabistan'da. Ekonomi iyi, paran var. İstediğin gibi yaşayabiliyorsun. Bence kadın olarak yaşanmaz Arabistan'da. Kanka kadın olarak da yaşanır ya artık. Peki sizce Amerika'da garson olmak mı? Avrupa'da öğretmen olmak mı? Türkiye'de doktor olmak mı? Ve hiçbiri. Niye ya? Bence 3 de aynı standartta oldu ya. Onun için soruyorum. Aynı standartta oğlum. 3'ünü de seçebilirsin şu an ya. Niye? Amerika'yı seviyorsan Amerika'yı seçersin yani. Şimdi gittiğin ne yapacaksın falan. Ama şimdi konumuz ne Amerika ne Avrupa. Orta Doğu diyorum. Orta sonraki Doğu videolarda hangi konuları konuşmamızı isterseniz aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Aşağıya. Oraya değil lan. Yorumlara. Poz veriyorsun kameraya haberin olsun. Kısacası Türkiye'deki erkeklerin %80'i Arabistan'da yaşamaya okey der. Kadınların da %30'u der. Yani evet. Ya bak bu ülkede hiç azımsanmayacak bir kesim var. Şeriatın gelmesini istiyor. Konya'ya kadar olan Arabistan, Arabistan'daki şeriat. Yani yumuşatılmış şeriat. Ya bence daha rahatlar yani. Türkiye'ye şeriat gelsin sen gör kaos. Ya şimdi biraz Amerika biraz Amerika'ya yaranmak için aslında. Uganlı programından çıkıp millet asılıyor falan yani öyle düşün. Şey vardı ya bu ülke zaten Konya'ya kadar Orta Doğu'ya giriyor. Ülkenin yarısı zaten şeriatçı. İşte izdivaç programlarında
4 kişiyle aynı anda evlenmeler falan. Ben hiç İstanbul'da 4 kişiyle aynı anda evlenen adam görmedim. Ya Konya'dan çıkıyor. İşte İzdivaç'ta falan öyle olurdu yani. Şeriat olsaydı diyorum, örnek vereyim. Hani Gökhan şarjı bitti lan powerbank'in. Ama güzel şarj etti ha. 4 kere mi 5 kere mi şarj etti telefon? Senin telefonun normal. 10 kere etmesini beklerdim. Bak dün benim telefonu şarj etti. Bir tane şey şarj etti. Note 8 Plus Pro. Note 8 Plus Pro. Ali en son bir Aurora oldu. Gördün mü sen o Aurora'yı? Benim bildiğim oraya var. Kırmızı gökyüzü olayı mı? Evet. Kırmızı değil de yeşil değil miydi lan o? Mavi de ama sen bilirsin. Yeşil oğlum, diyebiliriz. Ona da kırmızı herkes diyebiliriz. Herkes renkör oğlum. Yok ben renkörü değilim. Ölçtürdüm gözümü. Ölçtürdüm. Belki doktor da renkörü. Hiç göz doktorunun göz doktoruna göründüğü olmuş mu lan? Kimin? Göz doktorlarının. Mevsim ilkbahar. Çiçekler açmaya başlamış. Böcekler ötüyor falan. Böcekler ötüyor ama. Kancalar çıkmaya başlamış. Hayat bir sıcak tonlara bürünmüş falan. Böcük. Böceklere bürünmüş falan. Böyle bir ortama düşen bir 2200 doğumlu birisin, tamam mı? Günümüzde böyle bir ortama düşüyor. Günümüzde böyle bir ortama yani düşüyor. Yani geçmişe geliyorum ben. Yani bir gün uyanıyorsun buradasın. Nasıl geldin, ne yaptın hiçbir şey bilmiyorum. 200 yıl geriye gelmişsin. Eksi 200 yaşındayım yani. Tamam. Baban da 4 yıl geriye gittiğine göre senin yaşın kaç? Niye babası 200 yaşındayken mahalleye doğmuş. Geldim buraya. Yine yanlış oluyor lan. Şaşıracağın şey ne olurdu burada? Ya oğlum. Valla çiçek böceği ama soru çok absürt olmadı mı? İleriye gitse mesela 2023'ten 2223'e gitse şaşıracak bir şey bulabilir de. Geçmişe gidince niye şaşırabilirsin ya? Bir tez var bununla ilgili. Gelecekte öyle bir dönem gelecek ki insanlar tarih öğrenmek istemeyecek insanlar. Ben öğrenmek istemiyorum. O yüzden ben de. İşte gelecekte bu sayı daha da topluma yayılacak. O yüzden tarih bilmeyecek insan. Abi tarihi öğrenmek mantıklı bir şey değil çünkü. Hiçbir işine yaramayacak ki. Niye öğreneyim? Atilla savaşmış, o savaşmış. Bana ne? Çok hoşdur. Ama bana ne? 100 yıllar oldu diyorum lan. Kanka. Oğlum. Ya bak bu arada haklı. Tarih öğrenme kısmına geçin. Ne düşünüyorsanız düşünün ama beni ilgilendirmiyor. Ya ben yüksek ihtimalle ilk önce çiçeğin böceğin hala yaşıyor olduğuna şaşırırım. Çünkü 200 yıl sonra çiçek böcek olacağını sanmıyorum. Su falan vardır yüksek ihtimalle, ona şaşırırım. Ondan sonra gider kupon yaparım. 200 yıl önceden sonradan gelmişim oğlum. Tarih bilmiyorum ama. Tamam 200 yıl sonra meşhur olan bir şey alırım. Benim torunlara veririm. 200 yıl sonra meşhur olan bir şey alacağım. Bak, 200, mesela bana 500, 500 yıllık bir şirket ismi söylerdi. Rockefeller. Rockefeller 500 yıllık şirket ismi beni çıldırtma. O eleman 500 yıllık. Böyle mesela Bitcoin mi yükseliyor öyle 2200'lerde falan. Şimdiden alırım abi. Ne kadar stoklayabiliyorsam hepsini stoklarım. Tamam da şu garantin yok senin. Ama şöyle bak. Belki 5 dakika sonra tekrar geleceğe döneceksin. Bir de şöyle bir şey var. Sen uyudun, uyandığında buradaydın. Yani üstünde ne para var, ne kıyafet var, ne teknolojik bir alet var. Hiçbir şeyin yok. 3 yolun var. Pijama ile geldin buraya. Ya direneceksin, ya memur olacaksın, ya imam olacaksın. Ya da intihar edeceksin. Yok intihar etmesin oğlum. O zaman yeri nereye gideceği belli olmaz oğlum. Geleceğe mi geçmeyeceğe mi nereye gidecek o oğlan? Oğlum 200 yıl geriye gitmişim, bunun bir günah minah yok mu? Oğlum daha güncelleme gelmedi o kadar. Geç. Ya dilenci olacaksın, para kazanacaksın anlık. Ya memur olacaksın ya da imam olacaksın. Yani anlık mı? Şimdi sen gelecekten anlık. Geldiğin için i̇mam KPSS olurum, falan da yok ortada. Şimdi şöyle, imam olmandaki en büyük fırsat şu olur. Ben Mesih'im dersin. Belki inananlar i̇şte. Çıkar. Memur olarak da belki... Memur olması imkansız oğlum. KPSS'ye falan girmesi lazım. Evet, çok uzun sürer o ya. Ya bir de okul okuduğunu kanıtlaması lazım. Hiçbir şey yok yanında yani. Oğlum imam olmak için... İmam olmak için hiçbir şeye ihtiyacın yok Ali. Dark dizisini Almanlar mı çekmişti? Yani Almanlar bunu düşünmüş. 50 yıl geriye gidip teyzesini yiyor, halasını yiyor. Bu hikayeden onu çıkarmışlar. Biz de burada konuştuk, imam mı çıkardık? Çok güzel. Tamam. En azından biz daha vizyonluyuz, bakmayın. Bu dijital kumar hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel bir şey. Oynuyoruz, kazanamıyoruz. Kumar denen şey aslında şans oyunu olarak tamam, geçtiği için. Tamam, şimdi şöyle bir şey var. En basitinden atıyorum, iki seçenek arasında kaldığında sen devamlı yazı tura atarsın. O da aslında bir kumardır. Bunun dijitali normal olmaz bence. Kumar kumardır ve iyi yanları da vardır, kötü yanları tamam, da vardır yani. Ben sana iyi mi kötü mü demedim. Ne düşünüyorsun dedim de. Dijital kumar oynanıyor ve kazanan belli, kaybeden belli. Doğru mu? Evet. Yani hangi şirket kazanmış, hangi şirket kaybetmiş veya hangi şahıs kazanmış, hangi şahıs kaybetmiş. Bunların hepsi belli. Normal kaça kumarlar da oynadı. Bizde neden kumar yasal değil? Neden Türkiye'de kumar yasal değil? Türkiye'de kumarın yasak olmasının tam olarak sebebini bilmiyor olsam da şu an yasal olarak oynatılmaya başlanmaması bence hata. Çok büyük bir hata. Çünkü kumar oynanılan ülkelere baktığımız zaman kumar oynanılan ülkelerdeki oynama oranıyla Türkiye'deki oynama oranı neredeyse aynı. Ama Türkiye'de ya kaçak merdiven altı yerlerde oynuyorlar ya internetten yasal olmayan sitelerden oynuyorlar ya da Kıbrıs'a gidiyor bilmem nereye gidiyor. Ki bu devletin hiç işine gelmiyor aslında bakacak olursan. Çünkü vergi kaçırabiliyorsun. Bir yandan hayır, şey de var. Paralar. İşte iddia var. Ganyan var. Altılı var. Yani bunlar yasal. Ama kumarhane açmak
Yasal ya değil. Yasal olması özellikle Türkiye gibi ülkeler için çok kazançlı. Çünkü turizm yerlerin var. İşte Antalya'nın var. Milyonlarca turist ağırlayan, yurt dışından gelen ya insanlar Akdeniz ağırlayan yerler. Var Akdeniz bölgesi. Var. Senin sırf kumar oynamak için Kıbrıs'a kaçan vatandaşların var. Bunlar gitmeyecek. Belki senin ülkendeki kumarhanede oynayacaklar. Yasal olmadan kumarhaneye gidip kumar oynayanlar var ki bunların hiçbiri memnun değil. Yani yasal olarak bir kumarhane açarsan onların hepsini yasal olan kısma çekersin. Gayri safi yurt içi milli hasılaya ekstra kar yaparsın ekstra sürekli değil. Ve katlarsın. Katlarsın yani. Kat yükselir. Devlet kendi kumarını oynar ve kazanır. Aviyatör mü? Olay bu kadar basit. Bir eleman vardı. Adana'nın belediye başkanı mıydı neydi? Kerhaneleri kapatalım da millet bizim siksin. Adana'nın şey değil oğlum Süleyman Demirel değil mi lan? Süleyman Demirel miydi? Hatırlamıyorum da bir şeydi işte kerhaneleri kapatalım da. Adam ya. Millet bizim siksin diyordu. Onun ki gibi kapattılar. Yani. İşte kapatmayın da millet bizim yani. Kapattılar. Kapatmaları iyi olmadı tabii. Merhaba. Şu an video çekimi gerçekleştiriyoruz. Eğer Ali hızlı bir şekilde montajlayabilirse yakın zamanda yayında olacak. Montajlamam. YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, DMMT YouTube kanalındaydınız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İçeriklere devam etmeyi planlıyoruz. Ali sayesinde kendisine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda Abdülkadir Karaboğa ve Ali Kaya ile sürekli görüşeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öpücük at Ali.